Selam herkese. Bugün sizlere güzel bir incir reçeli yapmak istiyorum. Daha önceden dilim dilim arattırırsanız dilim dilim beyaz incir reçeli diye çok da izlenim aldı, çok beğenildi. Ben de şimdi sizlere kesmeden büyük büyük yani tam inciri nasıl reçel yapılır onu göstereceğim. Öncelikle 1 kilo Şekerimi bir kabımın içerisine aldım. Bir buçuk bardağa yakında su ekleyeceğim bir buçuk bardak. Çünkü çok su koymayın. İncir zaten kendi içindeki suyunu verecek. Gerçi ondan sonra şerbetin suyunu alacak. Onun için az bir suyla öncelikle şekerimizi birazcık kaynatalım. Bir de size söylemek istediğim ocağa koyacağınız tencereniz kesinlikle yayvan bir tencere yapmayın. Çünkü kaynadığı zaman içinde koyduğumuzda tüm tüm incirler yayvan tencerede çok şerbet ister. Onun için çukur olan dar tencereye korsanız daha rahatlıkla incirlerinizi kaynatmış olursunuz. Yani bir buçuk bardağa yakın suyumu koydum. Güzelce karıştırıyorum. Ve hemen ocağımın üzerine alacağım. Bunu birkaç taşımlık yani birkaç kaynatmada sonra incirlerimi içerisine koyacağım. Yaptığım reçeli çok beğenmiştiniz. Yine arattırarak bulursunuz. Dilim dilim beyaz incir reçeli diye. Aratırsanız diğer videomu da görmüş olursunuz. İyice gördünüz kaynattım. Öncelikle şerbetimizi kaynatıyoruz bu şekilde. Diğer reçelleri mesela şeftali olsun, çilek olsun onlara şeker atarak bekletiyoruz. Ama bunu öyle değil, bunu hemen yapıyoruz. Çok böyle tatlı kaşığın ucunda az bir tereyağı koyuyorum çünkü incirlerimizin parlak güzel durması için yağ koyabilirsiniz. İncirleri böyle karışık yapacağım siyah ve beyaz incirleri karışık kaynayan suyumuzun şerbetimizin içerisine incirlerimizi hepsini Böylelikle koyacağız çünkü onlar birazdan suyunu bırakacak içinden, içi böyle yumuşacık olacak, kenarı kaynamış olacak. Bunu böyle kahvelerin yanına birer tane koyup da ikram ettiğinizde, o oh, muhteşem, nefis oluyor gerçekten. Yapabilirsiniz böyle de. Hepsini doldurayım. Birazdan hem küçülecekler, hem daha suyu çoğalacak göreceksiniz kaynadıkça. Düz bir şey elimize alırsak en azından incirlerimizin yırtılmasını, parçalamasını önlemiş oluruz. Bu şekilde kaynayacak. Evet artık fokurdamaya başladı. Kameramızı tekrar açtık. Güzel bir şekilde. Üzerinde köpük oluşmuyor ama bir bakayım istedim. Yok pek köpük yok yani sanmıyorum köpük olursun ama bir yine de kabımın içerisine birazcık alacağım. Bir bakayım. Altını açalım ki köpük daha çoğalsın. Siyah incir koyduğum için rengi de biraz daha böyle pembemsi oldu. Daha güzel oldu. Karışması daha kolay oldu gördüğünüz gibi çünkü demin zorunan hepsini doldurmuştum. İşte dar tencere demek istediğimde budur. İyice dar olduğu zaman ne yapıyor? Hepsini içini de şerbetiniz güzel bir şekilde birlikte kaynatıyor. Yarım yemek kaşığı kadar da limonumuzu sıkalım içerisine. boşalttık. Demir kaşık gördüğünüz gibi kullanmadım. Çünkü parçalamak istemedim. Tahta bir spatulayla ince ince yavaş yavaş nazik nazik yırtılma, yırtmadan reçelimizi birazdan sonlandıracağız. Ama birine bakmam lazım. Acaba nasıl oldu diye. Bir de şerbetinin acaba iyi midir diye benim her zamanki yaptığım uygulama. Bir damla tırnağımın üzerine korum. Akmıyor zaten. Kendi de sünüyor gördüğünüz gibi. Demek ki şerbetimiz de güzel olmuş demektir. Daha soğuyunca daha sertleşecek. Şimdi sıcak olduğu için böyle. Bir de reçeli kesip bakmak istiyorum içine sizlere de bu şekilde göstermek istiyorum. Ama sıcak aslında soğuyarak kessem daha güzel olur ama sıcak sıcak hemen yanınızda kesmek istiyorum. Tekerle kesmek biraz zor böyle göstererek bence yere koyup düzgünce kesmem lazım değil mi? Yok olmadı arkadaşlar. Hemen yerini boşaltayım. Böyle öbür elle yardım edip içini açalım. Gördüğünüz gibi içi güzelce yumuşacık. Şerbetini bütün olduğu gibi emdi. Çok da güzel görünüyor. Soğuyunca bu daha güzel olacak. Şimdi sıcak olduğu için bu şekilde duruyor bu tarzı da çok beğendi bir bütün sevenlerim, komşularım bu şekilde de çok beğendiler. Dilim dilim yaptığımda çok güzel olmuştu. Onu da araştırıp bakabilirsiniz. Beğenirseniz o tarifimi yaparsınız yoksa bunu yaparsınız. Buraya kadar Beni izlediğiniz için sizlere kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal medyalarınızda beni de paylaşır mısınız? En azından emeğimin karşılığını almış ol olayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, benimle kalın. İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.